Herkese merhaba. Dört yol Yeşilköy'den. Ay bugün hava böyle kapalı şey bir hava var. Hiç güneş açmadı henüz daha. Ben de şöyle bahçeye doğru yürüyorum, gidiyorum. Geziyorum bakayım öyle bahçenin içinde. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben gördüğünüz gibi ne kadar griple boğuşmaya devam etsem de sinüslerim kapalı dolu olduğu halde nefes alırken zorlanıyorum. Konuşurken zorlanıyorum biraz. Hatta gece uyurken sürekli burnum kapalı, ağzım açık bir şekilde uyuyorum. Onun da farkındayım. Sürekli ağızdan nefes alıyorum. Yani anlayacağınız, griple boğuşa boğuşa tatil yapıyorum. Yine de çok şükür Allah'a iyiyim. Ayaktayım. Çok şükür Allah'a. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor tatiliniz? Tatilin 3 günü kaldı değil mi? Bugün cuma, cuma, cumartesi, pazar. 2-3 gün bir şey kaldı. Tatil bitiyor. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Allah'ım, Rabbim kalbinizde, niyetinizde, avuç içlerinizdeki dualarınızı, dileklerinizi kabul etsin inşallah. Günahlarımızı affetsin inşallah Rabbim. Bu 2 günde buradayız. Dün gelmiştik biliyorsunuz. 2 gün Mersin, Salı, Çarşamba, Perşembe. 2,5-3 günlük bir Mersin tatilimiz bitti. 2 günde buradayız. Evimizdeyiz. Köyümüzdeki evimizdeyiz. Çocuklar şimdi bir ara şeye doğru gittiler. Tren yoluna doğru gittiler. Orada böyle bir böğürtlenler falan var. Yol boyu yaptılar. Gezdiler, oynadılar. Maç yapmak istiyorlardı. Topları patlamış. Yapamıyorlar. Ben de abim çarşıya gitti. Söyledim ona gelirken onlara bir tane top al da dedim. Çocuklar şöyle rahat rahat oynasınlar. Onlar şimdi topu bekliyorlar. Maç yapacaklar. Dayılarını bekliyorlar. Ben de böyle bahçenin içine doğru geziyorum. Huzur var diyorum. Yeşilliklerin içinde. Mis gibi. Ağaçların da arasında böyle tek tük mandalina kalmış. Şöyle bir tane de kopardım. Benim kız dedim arkamdan bu geliyor. Öyle bugün 2 gün buradayız bakalım. Sağ olsun Eltim de bizi çok güzel ağırladı. Allah razı olsun. Çok güzel yorumlar yapmışsınız arkadaşlar. Eltim ne kadar iyi, ne kadar işte cömert, ne kadar hamarat, ne kadar misafirperver diye. Evet gerçekten öyledir Eltim. Sağ olsun Allah razı olsun hamarattır. Evine gelen misafiri memnun etmeye çalışır. Bana hatta bir yorumlarda işte 4 çocukla nasıl geziyorsun, 4 çocukla nasıl rahat ediyorsun falan yazmışlar. Ben rahat ediyorum ki gidiyorum. Kendimi rahat hissetmediğim yere adım atmam zaten. O beni rahat ettiriyor, bunu bana hissettiriyor ki gidiyorum. Aynı şekilde o da bana geldiği zaman ben aynı ilgiyi, alakayı, hizmeti, hürmeti, misafirperverliği gösterdiğim için... O da benim evimde rahat ettiği için o da beni rahat ettiriyor. Yani her şey karşılıklıdır bir yerde. Hani o yapıyor da ben yapmıyor değilim. Asla bu böyle bilinmesin. O da bana geldiği zaman ben de onu ağırlıyorum evimde. Ben de ona çeşit çeşit kahvaltılıklardı, yemeklerdi. Evimize gelen misafirimiz sadece o değil kim olursa olsun evimize gelen misafirimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Yani o benim evime geldiği zaman kendini rahat hissettiriyorum. Ben onun evine gittiğim zaman da o da beni rahat hissettiriyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Yani her şey sevgi, saygı, ilgi, alaka, her şey bunlar karşılıklıdır arkadaşlar.
Kimse kimseye karşılıksız bir şey yapmaz. Yani ben onu memnun etmesem gittiğimde ben de o da beni memnun ettirmezdi. Bu böyledir. Evet. Dört çocukla nasıl geziyorsun diyorlar. Yani geziyorum. Neden gezmeyeyim ki? Sonuçta gittiğim yerde de çocuklarımı koyun güder gibi arkalarındayım. Hiç kimseye rahatsızlık verdirmiyorum. Karşı taraf beni kabul ettiği için gidiyorum. En önemlisi bu. Karşı taraf kabul etmese zaten gitmem. Yani benim eltimler 1,5 senedir Mersin'deler. Ondan önce başka yerde, uzaktalardı. Onlar daha çok geliyorlar. İster istemez çünkü kaynımın hafta sonları tatil, benim eşimin gecesi gündüzü yok biliyorsunuz yani çalıştığı işte gecesi gündüzü pazarı cumartesisi hiç belli değil. O yüzden biz çok sık şehir dışına çıkamıyoruz. Yani 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda bir kere falan çıkabiliyorsak ama onlar ayda bir kere İskenderun'a gelirler. Yani onlar daha çok benim evimde misafir olmuşlardır. Bu benim daha Mersin'de 1,5 seneden beri Mersin'deler. Bu benim daha üçüncü gidişim. Geçen sene 15 tatilde gitmiştim. Yine geçen sene Mayıs'ın birinde resmi tatilde bir günlüğüne gitmiştik. Bir de şimdi gittik yani. Onlar bize daha çok misafir oldular. Böyledir. Ben bunu da belirtmek istiyorum. Yani her şey karşılıklı arkadaşlar. Eğer ben gittim memnun kaldıysam, beni güzel ağırladıysa eltim, aynı ilgiyi, alakayı, misafirperverliği ben de gösterdiğim için karşılığını alıyorum. Allah'a şükürler olsun. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Şimdi bahçede bu kadar gezme yeter. Mutfağa doğru, eve doğru, daha doğrusu eve doğru gidiyorum. Mutfağa gidiyorum. Annem tolga çorbası yapıyor. Kabaklı. Gideyim anneme yardım edeyim. Onu akşama içeceğiz. Yanına domatesli bulgur pilavı da yapacak, etli falan. Onu akşama içeceğiz. Çay da yaptık bir yandan. Dün akşam abim, yengem biberle ekmek yaptırmışlardı. Dün akşamdan biberle ekmek vardı. Şimdi onları bir hazırlayacağız. Şöyle bir öğlen atıştırmalığı yapalım. Karnımız acıktı çünkü. Sonrasında da annem Tolga'yı yaparken çekerim inşallah. Sizler de görürsünüz. Çok güzel Tolga yapar annem. Aslında annem dışarıda odun ateşinde yapar. Da şimdi hava serin artık. Yani şu anda böyle kış şeyinde, kış moduna geçmişiz. Şimdi şey yapmak istemiyor. Öyle ocak, normal bildiğiniz evdeki tüplü ocakta yapıyor. Böyle içeriye doğru gidiyorum. Ay bu gece Yakup uyutmadı beni biliyor musunuz? 2 gün Mersin'de uyumuştu. Bugün buraya dört yola geldik. Ama şöyle oldu. Gece 12 gibi uyudu. Sabah 4.30'a kadar, 5'e kadar falan gayet iyi uyudu. Yani uykuyu aldı. Ondan sonra uyandı. Tabii ki uykuyu almış bir bebek uyur mu? Kalkıyor yatağın içinde oturuyor. Uyumak istemiyor. Ay çok zor oldu. Sabah namazına kadar ayaktaydım. Sonrasında da bir uyumuşum. Sabah annem kalkmış, çocuklara kahvaltı hazırlamış, onların kahvaltısını yaptırmış. Ben hiçbir şey duymamıştım. Uyandım, böyle çay kaşıkları tıngır 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 çay kaşıkları geliyor, ses geliyor. Kalktım baktım çocuklar kahvaltı yapıyorlar. Neyse sonra annemle ben sonra yaptık kahvaltımızı. Evet şimdi ben direkt mutfağa doğru gidiyorum. Mutfağa geçtim. Annem söylemiştim Tolga pişiriyor diye. Kabaklıydı değil mi anne? Kabaklı dövmeli. Kabaklı dövmeli. Böyle karıştırılarak pişiriliyor Tolga. Evet, kesilmemesi için. Yani yoğurdun kesilmemesi için karıştırılarak pişiriliyor. Yanına ne yapıyorsun anne? Öbür ocakta bir şey var. Onda da şey var. Domatesli, kuşbaşılı, domatesli, bulgur pilavı.
üç kaşıkla koydum. Bol soğan, bol domates. Evet, bol soğan ben de severim. Domatesli pilavda bol soğan severim. Evet, bol soğan koyalım, bol da domates. Yumuşak olur, güzel olur. Bunlar ellerine güzel olur. Sağlık anne. Ne zaman atacaksın? Kaynayınca atacaksın değil mi şeyini? Kaynayınca, dövmesini tabii. Kaynayınca atacağız. Neydi onun adı? Kabağını. Kabak. Dövme ve kabağı kaynayınca. Kabağın içini yapmışım zaten. He. Hazır etmişim. Yani böyle yapıp bir de sen difrize atıyordun değil mi? Ben difrize attım. Şimdi içine biraz kaynadıktan sonra biraz da kaynatırım iyice. He. Ondan sonra atarım. Kabakla dövmeyi birlikte haşlayıp difrize de atıyor annem böyle hani bazen çabuk olsun diye. Normalde dediğim gibi annem dışarıda ateşte pişirir tolgayı. Şimdi az bir tencere. Annem yaptığı zaman kocaman büyük kazanla yapar. Bunu şimdi öyle bir tencere yapıyor. O yüzden dışarıda ateş yakmadı. Çocukların gönlünü göre. Evet, çocuk, benim yeğenlerim çok seviyor tolgayı. Maalesef benim çocuklar sevmiyor. Ama yeğenlerim çok seviyorlar. Onlar için yapıyor anne. Soğanlarını atıyor anneciğim. Daha domatesini biraz sonra değil mi? Biraz kaldı. Sen yapmaya devam et anne. Ben öbür şeyi hazırlayayım. Masayı hazırlayayım. Bunlar akşam yemeğine. Şimdi ben masa... Çay ısındı değil mi? Masayı hazırlayayım. Biberli ekmekle falan yiyelim. Hadi kolay gelsin sana. Sağ olasın. Arkadaşlar tolgamız kaynıyor şu anda. Annem dövmesini ve kabağını atacak. Diğer ocakta da... Domatesini falan koydun, suyunu koydun değil mi anne? Evet. Oy, buharlandı, ekran şey oldu. Hiç farkında değilim. Bunu atacağım şimdi. Haşlanmış kabak ve dövme. Ekran buhardan dolayı şey oluyor arkadaşlar, arada bir ona da engel olamıyorum maalesef ama şu an netleşti. Şimdi biraz da bu şekilde kaynayacak. Sonra da üzerine taze nane de koyuyorsun, değil mi? Şimdi üst kaynasın. Kaynadıktan sonra da taze nane koyuyor annem içine. Dal dal nane koyuyor. Çok güzel oluyor. Bak şu an mis gibi kokusu geliyor burnuma. Kaynamadan koyuyorsun. Ben kaynadıktan sonra koyuyorsun sanıyordum. Kaç nane çok çabuk şey oluyor ya. Oh, çok güzel bir görüntü. Mis gibi. Nane de bak mis gibi koktu. Ellerine sağlık anne. Ben şimdi Yakup Bey'imizin karnını doyurmaya gidiyorum. Şimdi tolgamız kaynamaya başladı. Fokur fokur kaynıyor görüyorsunuz. 5 dakika kaynayacak. 5 dakika sonra annem ateşten indirecek onu. Diğer ocakta da şey kaynamak üzere. Domatesli bulgurlu pilavın suyu kaynamak üzere. Onun da bulgurunu hazırlamış. Bulgurunu koyacak içine. Çok güzel oldu, ellerine sağlık. Pilavımızın suyu da kaynamaya başladı. Annem karabiberini atıyor. Pilav güzel olur. Karabiber. Evet, karabiber mis gibi kokar pilavın içinde. Şimdi de bulgurunu atacak annem. Sen göz kararı yapıyorsun değil mi anne? Göz kararı. Ben de hayatta göz kararı yapamam. Ben ne bulgur pilavını ne pirinç pilavını. Pişmiş halini de gösteririm size. Pişerse. Pilavımız kaynıyor. Suyu kaynıyor. Çok güzel. Çeker. Rengi de çok güzel. Şimdi kırmızılığı. Şimdi çekelim. Aa, biz öğlen atıştırmalığını yaptık. Dünden kalan mercimek çorbasıyla, biberli ekmekle. Şimdi çayı yapıyoruz. Çayımız da ısınıyor. Çay yapmıştı annem. Çay demlemişti ama soğudu bizim falan yerken. Tekrardan altını yaktım, ısıtıyorum. Şimdi bahçede abim, annem hep beraber çayımızı içelim. Biraz da ben bineyim değil mi? Vallahi hava akşama döndü. Nasıl bir serinledi hava. Buz gibi biliyor musunuz burası?
İskenderun'la 4 yol arasında çok şey farkı var. Hava iklim farkı var. 4 yol çok soğuk. Daha İskenderun'da soba falan yakan yoktur. Şu anda abim sobayı yakıyor içeride. Çocukları da içeriye geçirdik artık. Dedik bitti artık dışarıda oynama. Yoksa üşütecekler hasta. Zaten hastalar yani. Şöyle ha, burun akıntıları falan var hep. Hiç o bitmiyor da. Hani daha da kötü olmasınlar, ateşlenmesinler. Onları geçirdim içeriye. Kızım kenara geç, çarpmayayım sana annem. Kızım da orada. Artık şey dedim ben de. İçeriye geçene kadar biraz salıncağa bineyim. Anneciğim arkama geçme. Bakın ailenle yarış yapıyoruz. Oh, yavaş kız. Çarpacağım şimdi sana. Çay keyfimiz bitti. Karnımız doydu. Ay havada buz gibi. Şimdi salıncakta da sallanıyorum ya. Böyle nasıl rüzgar şey oluyor bana üstüme geliyor. Valla şimdi çekim yapıyorum da bir de küt diye düşerse. Annem dikkat et. Anneciğim dikkat et. Alex. Alex neredesin oğlum? Gel. Gel. Alex. Görünmüyor. Anneciğim. Tamam. Ben en iyisi ineyim artık. Benim kız benimle yarış yapmaya çalışırken Allah korusun salıncağın kenarına çarpar diye korkuyorum. Artık içeriye geçme zamanı. Bayağı serinledi hava. Abim de sobayı yaktı. Artık buralarda soba yanmaya başladı. Dışarısı soğuk. Şu an sobanın başına oturduk. Yeğenim de ne güzel kahvemizi yaptı böyle. Sobanın başında kahvemizi yudumluyoruz. Erdem 64. Ellerine sağlık. Çok da güzel olmuş. Biz artık burada sobanın başında kedimizle beraber. Biz de, kedi nasıl sobanın yanına kıvrılmış, biz de kedi gibi sobanın yanına kıvrıldık artık, üşüdük. Artık kapanışımı yapıyorum arkadaşlar. Bugün köyde güzel bir gün geçirdik çocuklarımızla beraber. Yarın Allah nasip ederse öğleye doğru evimize döneceğiz, İskenderun'a döneceğiz. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanalımıza abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Evet, hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.